Merhaba dostlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün aksiyon sinemasının mihenk taşlarından biri olan Predator'u konuşuyoruz. Predator'u konuşuyoruz, evet. Evet. Sen yeni izledin. Ben daha biraz önce izledim. Ama daha önce izlemiştim. Çiçeği burnumda. Yok, hayır, hiç izlememiştim. Gerçekten mi? Evet. Ben izledim mi? Hayır, izlemedim. Oha. Ya. Nasıl buldun? Güzel. Yani kimin aklına böyle Amerikan ergenlerinin şeyde dağda bayırda katil tarafından kovalandığı filmleri, Arnold'lu böyle kaslı adamların yaptığı bir filmle buluşturma fikri geldiyse kendisine... Geçen gün konuştuğumuz işte Die Hard'ın yönetmeninin aklına. Evet, helal olsun, adam 2'de 2 yapmış. Ben yani şöyle söyleyeyim, böyle çok aman aman beğenmedim ama döneminde izlemiş olsaydım bambaşka coşardım, bambaşka döneminde severdim. Döneminde bir de şöyle bir şey var. Trailerlarda Predator'u göstermemişler. Öyleymiş. Sadece kaslı kaslı adamlar, başta Arnold, bir şey var. Bir şey avlıyorlar, bir şey tarafına avlanıyorlar. Ne olduğunu kimse bilmiyor ve filmi izlerken öğreniyorsun. Evet, işte yani o dönemki şok etkisi bambaşka olurmuş. Ama hani şu anda izleyince böyle şey oldum. Hani tamam, hani okey, hani Arnold gidiyor, sıkıyor, işte avlanıyorlar vesaire. Çok fazla bu tarz film artık izlediğimiz ve gördüğümüz evet, için... Evet ama janrının tabii şeylerinden bu. Tabii o yüzden ya, hani yerinde ben, güzel filmlerden ama güzel. Güzel ben beğendim. Açıkçası hala bunun gibi olduğunu düşünmüyorum hiçbir filmin bu kalitede. Ve bu aşkla çekilmiş çok az aksiyon filmi var. Ben bu filmi bugün bayağı öveceğim bu arada çünkü çok severim. Yani bir kere hayvan gibi bir testosteron filmi. Yani bu kadar erkek bir film daha ben görmedim. Yani böyle tabaka tüküren herifler, ne bileyim vajina şakası yapan adamlar, böyle yani inanılmaz abi. Savaşın ortasında işte şey, adam kendini tıraş ediyor falan jiletle, böyle ne kadar böyle erkeksi şey varsa bu filmde var. Şeyden belli değil mi yani şu sahneden şöyle ha, tabii, kasların Dylan, you son of a bitch sahnesi zaten. Testosteron ağzınıza girsin, testosteron diye. Konu basit. Arnold çok işte special forces bir adam, böyle klasik Amerikan filmlerinin. Ondan sonra ona bir görev veriyorlar. O da işte bu görevi yapmak için en erkeksi takımı toplayıp gidiyor. Ama orada şeyle karşılaşıyorlar işte. Bir daha önce de oraya gidenler olmuş ve öldürülmüş. Onların işte cesetleriyle, ne bileyim işte o dog taglerini falan buluyorlar, bir şeyler falan. Ama gitgide tabii böyle bir şüpheler artıyor. Bunlar böyle hayvan gibi bir üste dalıyor ya. İçinden geçiyorlar böyle takır takır. Arnold'un o böyle one-liner'ları, knock knock falan diye böyle. Knock knock. Ondan sonra bıçağı fırlatıyordu, şey diyordu, stick around falan diyordu böyle. Onlar monlar böyle hayvan gibi sahneler. Ama daha sonrasında asıl düşmanın onlar olmadığını öğreniyorlar. Tuzağa düştüklerini falan görüyoruz. Ve asıl düşmanın kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Film böyle gerilimli, yavaş yavaş böyle. Önce böyle bir şeyin gözünden termal bir vizyon görüyorsun. Böyle bizim adamlar arada bir böyle bir şeyin gözünden böyle bir gözüküyor. Böyle ısı dedektöründen falan. İşte o klik şeyi var, sesi var Predator'un böyle. Onu falan duyuyorsun. Bir şey bunları takip ediyor falan. Ama sen de onlarla birlikte öğreniyorsun. Yani filmin o gerilimi çok iyi. Bir de şeyi hemen aradan çıkaracağım. Sonra sözü sana bırakacağım. Müzikleri çok iyi abi. Yani bu MCU'nun akılda kalıcı tek müziğini yapan adam. Alan Silvestri, yani Avengers'ın. Aa, o mu? Yapan adam burada yani efsane iş çıkarmış. Tabii. Müthiş iş çıkarmış. Hem tema müziği çok güzel. Hem de film boyuncaki o gerilimi veren işte o davul sesleri, tık 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 tık, tık yapan sesler falan. Tam böyle bir orman müziği, işte asker müziği, hepsinin birleşimi olmuş. Ve bir bilim kurgu havası da var hafif, böyle o yaratığı falan şey yapan. Yani şimdi müzikler de bu kadar güzel. Dur, ben övmeye devam edeceğim. Bence müziği yani hatırlamayanlar için ve biz de YouTube kuralları gereğince şey oynatamayacağımız için bir ağzımızla yapalım. Sen mi yaparsın, ben mi yapayım? Da 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 dın. Da 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 dın. Da 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 dın. Efsane müzik yani. İnanılmaz yani, daha baştan seni aslında hani bilindik bir şeyin dışında bir şeyin içine sokacağını haberdar eden bir müzik. Gayet güzel yani ve film aslında sürekli ters köşe yapan bir film. Aynı şeyler gibi işte. Vietnam'a giden Amerikan askerleri gibi işte elimizde Rambo. Tüfekler var. Tabii elimizde tüfek ama Rambo'da şey görmüyoruz yani.
yaşanılanları görmüyoruz. Yaşanılan olaylardan sonra Rambo'nun buna tepkisini görüyoruz. Burada gerçekten şeyi en net anlatan, yani Vietnam'a giden askerlerin yaşadığı beyin amcıklamasını en iyi anlatan filmlerden tabii, tabii. bir tanesi onun aslında. Onun metaforu gibi de olabilir bu arada yani. Zaten büyük ölçüde öyle. Olabilir, yani evet. Hani şey olarak ya ormanda geçiyor. İşte teknolojileri yetmiyor. Hepsi böyle kaslı, çok maskülen, ayı gibi herifler. Ama hiçbir şey yaramıyor. Evet. Bir tane Allah'ın predatörü, bir tane köylü alıyor bunları. Bulamaç gibi sallıyor, ediyor. Hepsini manyak ediyor. Bir taraftan hani biz buraya niye geldik teması işleniyor. Yani Arnold diyor ki oradaki askere, diğer o zenci abi neydi? Dylan. Dylan'a diyor ki oğlum bizi buraya niye getirdiniz? O da diyor ki abi büyük işler var sizi falan. Vatan millet diye götürüyorlar. Sonra bambaşka bir şey oldu ortaya çıkıyor ama sonrasında bambaşka bir şey daha ortaya çıkıyor predatör diye. Yani asıl dert bir noktadan sonra bizi buraya niye getirdiğinizden ziyade oğlum biz nasıl hayatta kalacağız, biz nasıl bu hayatı tutunacağıza geliyor. Ve o şeyliğin hiçbir işe yaramadığını görüyoruz. O böyle kasların, o teknolojik aletlerin, o böyle takım çalışması, komando eğitimi falan hiçbir işe yaramadığını görüyoruz. Ve o sürprizi de o şekilde yaşıyoruz. Çünkü biz hani filmi izleyen insanlar olarak hani bunlar işte Expendables işte yani alacaklar, öldürecekler. Tabii işte mi? Böyle harala gürele geçecek zannediyorsun tek ama. Tek farkında olan gibi olan 6. hisleri kuvvetli bir Kızılderili abimiz var. O zaten bir sahnede bir şey tarafına avlanıyoruz ama bu insan değil filan diyor. Evet. Bir o anlıyor yani hani az çok. Hatta böyle korkusuz filan bir adam bir noktada Arnold şey diyor yani onu bile bu kadar korkutan ne olmuş olabilir? Böyle bir ağaca falan kilitlenip kalıyor ya böyle. Orada sen de böyle bir şey oluyorsun. Yani film sana her şeyi tek tek hissettiriyor. Filmin bir de güzel yanı boş sahne yok. Yani sıfır. Boş diyalog yok, boş sahne yok ve karakterler hani kısa zamanda tanımamıza rağmen az çok hangisinin ne olduğunu, işte karakter gelişimi daha doğrusu karakter tanıtmayı çok iyi yapıyor. Ya az çok anlıyorsun. Tamam bu Kızılderili abimiz böyle bir adam işte şeyleri var falan. İşte diğer bir tane siyah bir abimiz var işte kendini tıraş eden falan. Bunda böyle bir manyaklık var, böyle bir delilik var falan. Onu anlıyorsun. Tam olarak i̇şte, delilik mi var ya? Tüküren herifin şey tam şey olduğunu anlıyorsun. O tam böyle testosteron bombası yani her şeyle. İşte şakalar yapan, vajina şakaları yapan ve Kızılderili abimizi güldürmeye çalışan adam var. Onu görürüz. O da Shane Black bu arada The Predator'un yönetmeni 2018'deki. Daha sonradan bir Predator filmi yönetme şeyine girmiş. İyi etmiş. Yani ben izlemedim ama bunu bile yeni izlemiş bir insan olarak bir şey diyemeyeceğim. Şey dedin ona takıldım. O kendini tıraş eden adam gerçekten deli mi? Deliriyor. Evet. Yani oradaki o fark bence çok güzel işleniyor. Yani evet. Askerli. Aslında adam en başta mantıklı evet. gözüken bir adam. Ama arkadaşları tek tek ölünce böyle kendi kendine konuşmaya başlıyor, böyle bir şeyler yapmaya başlıyor. Böyle tuhaflaşıyor yani. İşte abi. Evet ya çok ne bileyim çok belirgin bir şekilde aslında filmin anlatmaya çalıştığı tema. Evet yani hani bilinmeyen bir şey var orada yani ne oluyor abi şu anda? Ve buna karşı hiçbir şey yapamayacağını anladığı anda işte ya Kızılderili abi gibi işte kendini kesip gel ulan al canımı dercesinde şöyle duruyor şeyin ortasında ya da deliriyor. Yani ve çok fazla böyle kafayı yiyen asker oluyor. Şey olsa bilecek yani karşısındaki adamı görse sıkıntı yok. Ama nereden geleceği belli olmayan, ne zaman geleceği belli olmayan bir savaş aslında insanın o zamana kadar hiç yaşamadığı neredeyse bir tecrübe. Çünkü eskiden savaşlar eski çağlardan beri az çok görebildiğin, az çok bilebildiğin, az çok nereden neyin gelebileceğini anlayabildiğin bir çağ. Onu zaten başta gösteriyorlar. Normal insanlarla savaştıkları zaman üstlerinden geçiyorlar evet. direkt yani hiç acımadan. Arnold kamyoneti kaldırıyor, içine bomba koyuyor, yolluyor falan böyle. Bayağı aslında bu askerlerin ne kadar deneyimli ve ayı gibi adamlar olduğunu ilk sahnede gösteriyor. Tamam diyor bunlar işte türünün en üst örnekleri. Yani Predator da muhtemelen o yüzden bunları avlamaya çalışıyor. Çünkü Predatorların olayı da Yautja deniyor bunlara şey olarak, tür olarak işte Alien'ın xenomorph olduğu gibi ama biz Alien diyoruz ya. Filmin adı Predator, türün adı da Yautja işte. Bunların olayı da aslında çok teknoloji olarak ileri yaratıklar ama böyle bir şeyleri var. Nasıl diyeyim? Oyun bir istiyorlar abisi. Kızılderili gibi aynen böyle bir erkekliğe geçiş töreni gibi böyle bir avlanma şeyi var. Böyle dünyalara, başka dünyalara gidip o dünyaların en üst türlerini avlayıp
işte kafa taslarını falan alıp bir şekilde biriktiriyorlar falan, böyle bir tür. Bunların, onun da bu adamları avlama sebebi bu adamların türünün en iyileri olması zaten. Yani. Evet. Evet, ilginç ama işte yani o türünün en iyi olmaları aslında hiçbir öneminin olmadığını da o şekilde görüyoruz. Yani belki de hani Vietnam'dan ayırabilecek tek unsur bu. Yani Vietnam'daki aslında o korku salan, hani o askerleri tedirgin edenler gerçekten vatanlarını savunmak için kendi mahallesini korumaya çalışan Vietkonglularken, burada aslında sadece bu işi spor olarak yapan ve kafasına göre insan avlayan ve silahı olmayan canlılara da ya da güçsüz gördüğü canlılara da dokunmayan bir yapıda. İşte ilginç bir kafa. Bir noktada zaten yanlarında bir kadın var. Hı-hı. O şeyden sağ çıkan. O aslında ne olduğunu az çok biliyor ama bunlara söylemiyor falan. Daha sonra söylemek zorunda kalıyor. Çünkü fark ediyor ki bu adamlar canlarını kurtarmaya çalışıyor. Kadını da kurtarma peşindeler. Arnold bu arada bu filmde ekstra bir güzel oynamış. Normalde daha odun odun karakterleri, tipleri oynar ya. Böyle komedi tiplemelerini falan güzel oynar. Bu filmde ama o maço adamlığını ama aynı zamanda da korkan bir maço adam olduğunu, işte önündekinin ne olduğunu göremeyen, işte silahı var, kasları var ama onun işe yaramadığının farkında olan, ekibini düşünen, korkan, eden bir adamı bence güzel oynamış yani Arnold. Evet. Kendi oyunculuk, o dönemki oyunculuk şeyine göre, kapasitesine göre. Burada ben bayağı beğeniyorum Arnold'un oyunculuğunu. Yönetmen bence burada iyi oynatmış. Yani nasıl ki Die Hard'da bizim bildiğimiz o böyle çok kaslı ve sürekli kazanan adam yerine Bruce Willis'i koyan adam bu filmi yönettiği için, evet. Yani burada da Arnold'u birazcık yontmuş olabilir. Birazcık üstüne düşüp şey yapmış olabilir. Yani bazı o Arnold'lukları birazcık daha törpülemiş olabilir. Ki zaten filmin anlatmaya çalıştığı o, yani sen ne kadar güçlü olursan ol, ne kadar iyi silahın olursa olsun, doğa karşısında, insanın o ilkel dürtüleri karşısında günün sonunda savunmasız ve çaresiz kalacaksını başka türlü anlatamazdı. Çünkü diğer türlüsü çok aslında tuhaf olurdu. Yani herkes ölüyor, herkes yerlere düşüyor, deliriyor. Ve çok kötü ölüyorlar. Yani evet. Arkadaşlarını buluyorlar mesela, ağaca asılmış ve derisi yüzülmüş. Evet. Yani burada Arnold'un hala daha o soğukkanlılığını koruyabilecek noktada olması bence filmden çok götürülmüş. Elinden geldiğince Arnold o kendi soğukluğunu, o şeyliğini, robotluğunu birazcık bozmaya çalışmış. Ha, ne kadar bozmuş tartışılır. Ama şey, Arnold'un diğer filmlerinde bildiğimiz için en azından biz şey gibi bakıyoruz burada. Yani hani elinden geleni yaptın tabii, sen tabii. Abi. Tamam, güzel gibi baktık. Evet, yani filmin bütün olayı aslında şeyi göstermek. Yani insanın doğa karşısındaki çaresizliği ve ayrıca filmin sadece doğada geçiyor olması da inanılmaz bir seyir zevki sunuyor. Çünkü şeyi bilmiyorsun, yani gerçekten sen de seyirci olarak ne zaman neyin çıkacağını kestiremiyorsun ve o gerginliği sana geçiriyor. Yani doğada, çünkü biliyorsun ki orası bir set değil. Gerçekten hani insanların girdiği zaman hani tedirgin olacağı ya da her zaman her şeyi bir kontrol etmesi gereken bir alan ve senin de ilkel içgüdülerini harekete geçiriyor ve bu yüzden bu kadar aslında gergin hale geliyor. Bu film, ne bileyim, bir başka bir savaş alanında, bir fabrikanın içinde, bir gökdelenin içinde çekiliyor olsa ya da bir işte kulübenin içinde olsa bu kadar gergin olmazdı. Ama bir ormanın içinde olunca sen de bir etrafı kolaçan etmeye başlıyorsun bir noktadan sonra. Nereden ne çıkacak, şu anda gizlenen bir şey var mıdır diye. Evet, işte o da seni seyirci olarak da şeyinden çıkartıyor. Yani o böyle apartman dairelerinin içindeki ya da işte gökdelenlerin içindeki çalışma ortamından çıkartıp doğanın ta göbeğinin içine atıp ve bunu da bir atmosferik bir şekilde gerginlik objesi olarak kullanarak muazzam bir şey haline getiriyor. Gerçekten o ortamda çektikleri için oyuncular sıcaktan ölmüşler şeyde. Doğru. Yani aşırı zorlanmışlar. Nerede çekiyorlar? Onu okumuştum. Vallahi hatırlamıyorum. Ama Meksika falan herhalde. İnanılmaz sıcakmış çekimler sırasında. Gerçekten hayvan gibi kilo milo vermişler. Yani Arnold ekibi az çok şey olarak işte sağlık olarak işte vücut şey konusunda filan arada böyle pumplayarak şey yaparak filan böyle bir eğitmeye filan çalışmış. Bayağı kampa mampa almış ama kendisi bile aşırı zorlanmış yani. Predator'un çekimlerine aşırı sıcak olduğu için. Hakikaten yaşamışlar yani o ortamı şeyi çekerken de. Bir de bir trivia sokayım araya. Tabii. Predator'u Jean-Claude Van Damme canlandıracakmış en başta. Hatta tasarımı bile çok farklı. Yani tasarımını da koyarız buraya.
önceki tasarımını. Ama Jean-Claude Van Damme işte hiç benim sözüm yok. Konuşmuyorum, etmiyorum. Dönem tekme de atamayacak. Hani kimse onun Van Damme olduğunu anlamayacak, anladın mı? O yüzden işte çekimlerin daha başlar başlamaz böyle vazgeçmiş. Ben demiş oynamayacağım falan. Ya onun yerine böyle daha böyle 2 metreden uzun böyle siyahi bir abimiz filmin sonunda da helikopter pilotu olarak çıkıyor falan. Daha iyi olmuş. Onu almışlar. Evet. Ve Stan Winston tasarımı komple tekrardan yaratmış ve bugün gördüğümüz o klasik Predator görünümlü yaratık ortaya çıkmış ve biraz da onu övelim. Yani 80'lere göre şu yaratığın tasarımı aynı Alien'daki gibi muhteşem abi. Yani ve pratik efekt olması, hakikaten yani o yaratığın ekranda olması ayrı bir mesela gerçekçilik ve filmin gerilimini ayrı bir arttıran bir şey. Çünkü hani yakın çekimde yapıyorlar, ne bileyim suratına falan odaklanıyor, o maskesi, şusu, busu, koşuyor, moşuyor, böyle atlıyor, ayağını çekiyor falan. O sondaki sahnelerde ormanın işte geniş açı alıyor ya yönetmen bazen böyle. Tam böyle bir odunun üstünde arkada böyle bir ay ışığı, Predator duruyor böyle silüetiyle falan. Direkt ikonikleşti yani anında ve ikonikleşmeme şansı yokmuş zaten. Evet. Hele ki o zaman yani. Evet yani ve dönemine göre de aslında böyle hani pratik efektlerin dışında dijital efektlerin de aslında ilk kullanıldığı yani evet, bu kadar böyle şeyleri falan. Evet yani net bir şekilde kullanıldığı filmlerden bir tanesi. Çünkü görünmez bir şekilde işte atlıyor, zıplıyor, oradan bir anda çıkıyor falan. Hani o dönem için 87'ye göre gene iyi diyebileceğimiz görüntülerdi. Ve orijinal bir hayal gücü. Bilmiyorum çok güzel yani. Evet neyden uyarlanıyor? Uyarlama mı? Birinin senaryosu mu şey olarak yani? Direkt bu filmle mi çıkıyor Predator? İlginç evet. Güzel. Yani dediğim gibi tasarım bile zaten filmde farklı. Bu film için tekrardan tasarlanıyor. İkinci hali bu tasarımın. Çok aşırı başarılı yani. Günümüze kadar bir sinema ikonu olarak işte hala böyle figürleri şusu busu satan, hala bir sürü hayranı olan. Yani bu filmden daha iyi film gelmemesine rağmen ki ben 2'yi de az çok severim yani. Kimsenin umurunda olmayan yani hala gidip millet izliyor hani kötüsü gelmiş, iyisi gelmiş. En son mesela Prey diye bir film geldi. Çok güzeldi. İnsanları tekrardan şeyin içine hop diye aldı böyle. Hani kimse şey yapmadı ya birkaç tane kötü filmi çıktı. Hani bırakalım Predator izlemeyi bıktık artık böyle Star Wars gibi böyle bir şey olmadı. Çünkü zaten 40 yılda bir çıkan filmler. Artı insanlarda hala o Predator açlığı bitmedi. Yani Alien de aynı şekilde. Yine son zamanlarda çıkan Alien'dan sonra. Güzel iki değişik franchise yani. Böyle hani o eskilerin bilim kurgu franchise'larından. Predator bir tık daha aksiyona kayıyor. Alien daha bilim kurgu alanında. Ama bugüne bugün hala... Hala da taş gibi şeyini koruyor. Gelse izleriz yani. Ben ölene kadar... Evet. Predator Alien filmi izleyebilirim. Onun dışında şeyden bahsedeceğim. Filmin phasing'i yani giriş gelişme sonucu mükemmel ilerliyor. Yani dediğim gibi önce o öküz gibi adamları görüyorsun. Sonra bir şeyin içine düşüyorlar. Biz neredeyiz ne oluyor falan içine düşüyorlar. Daha sonra takım üyeleri tek tek öldükten sonra Arnold işte kızı kurtarıyor bir şekilde. O Get to the Chapa sahnesi var ya o meşhur işte. Onu kurtarıyor. Sonra filmin sonuç kısmında Arnold vs. Predator görüyorsun. Yani mükemmeldi orası. Muhteşem ve Predator'ın adamları kendi şeyine çekmesi de çok güzel. Mesela silahları falan bırakıyorlar artık. Bir noktada çünkü ormanı falan tarıyorlar ya böyle hayvan gibi böyle bir dakika boyunca falan. Hiçbir boka yaramadığını anlıyorlar ve tuzaklar falan kurmaya başlıyorlar. Aynı Predator gibi. Daha sonrasında onları da işte bir hayvan tetikliyor, bir şey oluyor, fail oluyorlar falan. En son Arnold iyice şeye bağlıyor artık, Rambo'ya bağlıyor. Yani ben bunu başka türlü yenemeyeceğim hani çünkü işe yaramıyor hiçbir şey. Ve şey de çok mantıklı. Şansa bala bir çamurun içinde sürünüyor. Daha sonrasında çamurun ısısını yok ettiğini görüyor ve Predator'un onu göremediğini görüp hemen onu avantaja çeviriyor böyle tam asker kafasıyla. Oralar falan çok hoşuma gidiyor. Yani... Evet. Çok güzel detaylar var şimdi. Evet işte yani günün sonunda şu denmeye çalışıyor. Sizin elinizde ne kadar malzeme, mühimmat, silah olursa olsun günün sonunda yapmanız gereken şey doğaya uyum sağlayıp aslında doğayla birlikte göremediğiniz bazı düşmanlara karşı savaşabilmektir. Çünkü karşındaki düşman o.
Evet, yani doğayı eğer şey yapmazsan, yanına çekmezsen ve onun nimetlerinden faydalanmayıp sadece teknolojiye abanırsan öyle bir şeyle karşılaşırsın ki aslında yapacağın hiçbir şey kalmaz ve o da sadece aslında doğanın bir takım şeylerini kullanarak sana karşı çıkıyor. Dikkat ettiysen ama Predator'un teknolojisi de Arnold doğaya uyum sağladıktan sonra onunki de yok oluyor. Yani o plazma silahı var mesela, Arnold'u göremiyor çamurdan sonra. Ve her yere sağa sola sıkıyor ve hiçbir şeye yaramadığını o da fark ediyor. İkisi eşitleniyor bir noktada filmin sonunda. Aynen öyle. Yani sadece ikisinin de kas gücü ve şeye kalıyor. Taktiklerine kalıyor bütün mesele. Aynen öyle. Aptal bir sahne de yok. Mesela Predator'u bir noktada şeye çekiyor ya, tuzağa çekmeye çalışıyor böyle. Ondan sonra şey, gel hadi öldür beni. Come on, kill me, come on yapıyor böyle. Come on, kill me, I'm here. Do it now, kill me. Ne duruyorsun, gelsene falan diyor. Predator böyle aptal bir karakter değil. Bak orada mesela gidip tuzağa düşse millet şey der. Aman yani hani uzaydan gelmiş, herkesi tek tek avladı. Şurada şu tuzağa mı düştü? Onu da dedirtmiyor yönetmen mesela. Bakıyor falan. Burada diyor tuzak var diyor. Etrafından dolaşıyor falan. Ya bu tarz küçük detaylar da güzel ama başka bir tuzağa düşüyor. O da aynı mesela. Evet ama çünkü Predator da aslında şeyde yeni. Yani dünyada o da misafir. Nasıl bizim adamlar Amerika'dan gelip işte bilmedikleri bir ortama giriyorlarsa Predator da kendi alanını bırakıp... Tabii o da kendini test ediyor zaten. Tabii o da aslında bir hani emperyalizmin bir şeyini gösteriyor. Yani iki tane dış dünyadan gelmiş canlı aslında o kadının yerlisi olduğu bir yerde ikisi orada bir kapışma sergiliyor. Biraz işte orada Afganistan örneği de veriliyor ya, yani Afganistan'da yaşananları hatırlıyor musun? İşte unutmak istiyorum gibi bir şey var. O da aslında hani Rusya ile Amerika'nın aslında hiç bilmedikleri, kendilerinden çok uzakta olan bir toprakta kapıştığı bir alan. Farklı araçlar kullanarak ve ikisine de yar olmayan, ikisinin de çok büyük yaralar aldığı bir durum. Ve filmde de bir şey geçiyor galiba. Bir hani Rusya lafı, işte burada Ruslar bir şeyler. Orada çok anlamadım. Orada ne döndü, bir şey oldu. Başlarında geçiyordu. Evet yani film de buna çok odaklanmıyor zaten. Yani mesele şu. Hani iki tane taraf var ve hiç alakaları bile olmayan, bilmedikleri, şey yapmadıkları bir alanda bir şey kazanmaya çalışıyorlar. Bir avantaj, bir saçma sapan bir şey aslında. Ve Predator da aslında aynı Amerika ve Rusya gibi bilmediği bir işte gezegenden sırf işte bir koleksiyon yapmak için ya da kendi kaynaklarını arttırmak için gelmiş ve günün sonunda ölmüş, it gibi gebererek bir odunun altında kendini patlatmak suretiyle kendini öldürmüş bir canlı. Evet. Günün sonunda kimseye yar olmuyor yani. Bu filmin bir kazananı olmuyor. Bu filmde tabii canım, bir kendini yok ediyor şey ve olmuyor. Arkadaşının gülüşüyle yok etmesi de ayrı bir psikopatlık. Evet o... işte. Yani bu da biraz hani savaşın ya da bu tarz böyle maskülen çok böyle hani güç göstergesi şeylerin ne kadar aptalca ve ne yani kimseye bir faydası olmayan salakça bir durum olduğunu bence anlatıyor. Bence onu Arnold'un sondaki yüz ifadesi ve savaş bittikten sonra filmin yazılar gelene kadar boş boş böyle bakması falan o travmayı da güzel vermiş. Yani ben ne yaşadım oğlum? Bugüne kadar yaşadıklarımla bugün yaşadığım arasındaki bu fark nedir falan. Tabii. Orada bir şeyleri anlamış gibi sanki o Amerika'nın Vietnam sonrası yaşadığını analiz ediyormuşçasına bir yüz ifadesi falan vardı. Tabii yaşadık ama yani hayattayız ama yaşıyor muyuz dercesine şöyle öyle. Bir... Yani her şeyi kaybettik. Bütün arkadaşlarım öldü anasını satayım. Tabii yani. Büyük kazandım travma. Mı şimdi yani? Şimdi? Yok gibi yaşayamazsın şey. Bu kafayla ki yaşayamadılardı zaten. Vietnam'dan dönünce o askerler hala daha hani hayatta olanları tedavi görüyorlar. Hala daha bazı şeyleri aşamadılar. Çünkü yani kazansan bile savaşı hani orada başka şeyleri kaybediyorsun tabii, yani gibi artı gibi işler. Şeyi de sorguluyor o askerler. Çoğu filmde de görüyoruz. Bunun eleştirisi çok yapılıyor. Devletimiz, ülkemiz bizi oraya niye yolladı? Tabii biz sadece bir asetiz, bir malız evet. Yani. Hani ve dümdüz hiçbir malız. Boku yaramaydı yani. Hani gittik ama niye gittik tabii. Falan. Önceden böyle vatan millet Sakarya diye gidip sonradan vatan millet falan diye dönen adamlar yani. Aynen öyle. O yüzden sorgulamak her şeyi güzeldir yani. Sorgulamalıyız bence. Evet yani. Şeyi. Ve bu filmde bu yüzden özel. Bu yüzden konuşuyoruz. Yani diğer filmlerin aksine yani bir şeyler yaşandı ve olsun yine de işte ayaktayız. God bless America şeyinden ziyade. Hani oğlum darma duman olduk evet, lan. Evet birçok eleştiri barındıran bir film evet. Aslında. Ve yani bunu harbiden böyle testosteron yüklü bir aksiyon ile yapması
Ama izlerken de düşündürtmesi çok güzel. Çok özel bir film ya. Çünkü o adamı izletmek zorundasın. Yani hani biraz daha belki bunları düşünen insan yani zaten bunları biliyor. Ama bu filmi izleyecek olan insan genelde böyle hani Amerika'da işte Amerikan başkanı şey bir şekilde hararetli bir konuşma yapınca silahını alıp böyle savaşa gitmeye hazır şey bir tipler ya. Yani çok böyle Arnold'un o maskülenitesini hayranlık verici bulacak insanlara hitap etmek istiyor. Bu yüzden Arnold var. Bu yüzden kaslar birbirine çarpıyor. Bu yüzden erkek erkek her şey. Bir tane kadın var koskoca filmde. Hani o kitleyi çekmek için de çekmişlerdir de. Ve belki de sanatın güzelliği de burada. Yani o kitleye de bir şeyler anlatabilmek. Ve anlatamadıklarını düşünmüyorum ki zaten bu yüzden zaten bu filmi takdir edecek olanlar ediyor. Tabii kapasitesi olmayan üzerine, düz aksiyon filmi diye gene evet, izlemiştir de. Ama işte bir şeyler, anlamıyor. Evet yani bir şeyler orada veriliyor. Yani çünkü seyircinin beklentisini her zaman bir ters köşe yapıyor. Yani ne oluyor şu anda, ne yaşanıyor diye her zaman bir sorgulatıyor ve şey yapıyor işte. E tabii karşı tarafı hiçbir zaman hafife almaman gerektiğini de tabii. Bir noktada sana gösteriyor. Neyin nereden tabii. Çıkacağı belli olmaz yani. Tabii ya savaş dediğimiz şeyin hani böyle haberlerde gördüğümüz kadar ya da böyle filmlerde izlediğimiz kadar eğlenceli ya da cool bir şey olmadığını en böyle çarpıcı şekilde hani daha nasıl net bir şekilde gösterebilirim diye düşünmüş ve olabilecek en iğrenç şekilde öldürmüş karakterleri, olabilecek en saçma ve aciz durumların içine sokmuş. İşte o yüzden korkuyor askerler, o yüzden o maskülenitelerinin sürekli ezildiğini ve hani şeyden artık koptuklarını yani o kendi komando kimliklerinden kopup insani yönlerini daha ön plana çıkarmak suretiyle insanlaştıklarını görüyoruz. Ve bu da aslında işte güzel bir eleştiri. Yani dönemin bir de şey tarafı var ya yani 80'ler sonu bu film. Hani iyice böyle Soğuk Savaş'ın artık sonlarına gelmişiz. Hani Amerikan şeyliği daha da artmış. Milliyetçiliğinin biraz daha yükseldi o Reagan dönemi. Böyle bir döneme de denk gelmesi aslında ayrıca özel kılıyor. Ve neden Predator filmleri artık eskisi kadar damga vurmuyor sinemaya ve kültüre sorusunun bir nevi cevabı da bu. Çünkü film hani o 80'lerin muhafazakar Amerika'sında çekilip yayınlanmış ve böyle bir şey hizmet etmiş. Arnold gibi bir cumhuriyetçinin ve muhafazakar bir insanın da aslında buna farkında olarak ya da olmayarak belki katkıda bulunup kültüre böyle bir eserin bırakılmasında rol oynamış olması da ayrıca düşünülmesi de... Arnold'un bu arada yani en iyi filmlerinden biridir. Baktığın zaman Terminator 2, Predator falan hani bunlar şeydir ya True Lies'ı falan eklersin. Tabii. Predator %1 milyon ilk üçündedir yani. %1 milyon. Yani. Ya da Conan Manan'dır bilmiyorum. Yani işte. Arnold'u Arnold yapan filmlerden bir tanesi Predator. Evet aynen yani öyle. Predator böyle bir film. Yani evet. Vallahi. Hayvan gibi yapmak istediği her şeyi en iyi şekilde yapabilmiş güzel filmlerden bir tanesi. Bunun büyüsünü de hala yakalayamıyor olmaları çok da şaşırılacak bir şey değil. Evet. Çünkü işte. Yani bir kere yapılabilecek bir şey ya. Ve adam onu en iyisiyle yapmış ya. Yani çünkü bu konuyu bir daha ya okey tamam. Gene böyle yaparsın ama öyle yaptılar mesela evet, son filmde mesela. Biz bunu izlemiştik baba dersin ve hani o ruhu aynen. Artık olmaz. Yani Die Hard'da da öyle işte. Yani onu ilk adam yapıyor harika bir şey koyuyor ortaya. Die Hard 2, Die Hard 3 aynısını yapıyor bir noktada. Ama yani Die Hard'ı izlemiştik. Bazı baba. Şeyleri değiştiriyorlar, işte ediyorlar tabii ki, falan filan. Tabii ki ama Predator işte, böyle gelir, böyle gider. Aynen öyle. Gayet güzel bir film, güzel bir deneyim. Güzel bir sohbet. Aynen öyle. O zaman siz Predator hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne zaman izlediniz? Nasıl izlediniz? Hala fanı mısınız? Bu arada çizgi romanlarda falan da lore'unu bunun genişlettiler iyice artık. Predator bir lore oldu. Karakterler falan genişledi. Aslında biz bu Predator'ların boşu boşuna bu ormana gelip ölmediğini falan görmüş olduk. Çünkü maskelerindeki data, onları avlarken ki işte çektikleri görüntüler diğer yağçıların gemilerine ya da kaldıkları gezegene gidip onların bu şeyleri öğrenmesini sağlıyormuş. Bu taktikleri kendilerini geliştirmesini sağlıyormuş falan. Bu da böyle bir bilgi artık. Nasıl? Ne yaparsanız yapın. kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Katılırsanız da fena olmaz. Hype butonumuzu da şey yapalım. Evet. Buyuralım. Hype diye bir özellik varmış. Hani böyle bizim gibi hani böyle biraz daha hani küçük ve ama gelişmekte olan ülkeler için Hype butonuna bastığınız zaman ya işte gelişmekte olan kanallar için böyle bir faydası varmış. Yani telefonda ben denk geldim. Hype'a basarsanız da
müteşekkir oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Var mıdır? Evet. Var mıdır ekleyeceğim başka yok, bir şey? Tamam. Yeterince övdük. Tamam, evet. Tamamdır o zaman. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Stick around.